Şu an alıyor herhalde, değil mi? Evet. Şimdi dersimize başlarken bir genel kuraldan bahsedelim. Emre Hoca bize haftada 3 gün olacağından bahsetti ve 3 günden 2'şer saatten haftada 6 saat. İkinci haftamız bayrama denk geliyor. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bayramda ama birazcık sıkıştırıp bu haftada en azından bayram haftasında rahat olabilirsiniz. Ders olmadan geçirebiliriz. Bunu bugün bir düşünelim. Ona göre hafta içine belki Perşembe gününe bir ders sıkıştırırız. Bu şekilde de yapabiliriz. Yani önümüzdeki hafta Çarşamba ve Cuma günkü dersleri bu hafta içine kaydırabiliriz veya hafta sonuna kaydırabiliriz. Yani sizden geri dönüş bekleyeceğim bugünden sonra. Yarın cevaplarınızı alırım. Benim tercihim bu hafta biraz sıkışalım. Bayram haftasında rahat ederiz diye düşünüyorum ama tabii herkes planlarını yapmış. Bozmak da istemiyorum. İnteraktif bir eğitim yapmaya çalışacağız ama hukuk eğitimleri ağır eğitimler oluyor. Ama biz burada tabii hukukçu yetiştirmeyeceğiz. Ağır bir hukuk eğitimi de vermeyeceğiz. Sektöre yeni girmiş olacaklar veya işte ticaretle uğraşanlar hali hazırdakilerde nelerle karşılaşabileceklerini basit düzeyde öğretmeye çalışacağız. Burakan Bey, ondan belki tatmin olmayabilirsiniz ağır bir e-ticaret hukuku eğitimiyle hakkında ama temel basic seviyede en azından e-ticaret hukuku nedir, ne değildir anlarsınız demek de istemiyorum üstadım ama artık meslektaş sayılırız. Size de bir ayrı bir görüş olur. Şimdi bu eğitim kapsamında bazı hukuki bilgilere aşina olmayacaksınız. Biz de bazı olayları anlatırken mecburen hukuki terimlerden bahsetmemiz gerekir. Dolayısıyla biz öncelikle biraz hukuki terimlerden de bahsedeceğiz size. İşte alıcı nedir, satıcı nedir, tüketici nedir, tacir nedir ama çok basit seviyede ve siz işte kanunun içinde sıkmayacak şekilde bunları anlatıp geçmeye çalışacağız. En azından zihninizde bir şeylerin canlanmasına çalışacağız. Eğitimler içinde reklam hukuku ile ilgili durumlardan da bahsedeceğiz. E-ticaret hukuku ve reklam hukuku nasıl birleşebilir? Reklamlardaki hukuki ihlaller nelerdir? Onlardan da bahsedeceğiz. Kısacası bu eğitimin sizin açınızdan faydalı olacağına inanıyorum. E-ticaretle alakalı birçok eğitim var. Gerçekten Instagram'da da bir sürü reklam çıkar, internette dolaşırken reklam çıkıyor ama tekrardan burada bahsedeyim hazır kayıt da alınıyorken Emre Özcan Hoca'ya yani derneğimizin genel sekreterine teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi e-ticaretle ilgili evet, mikrofonlarımızı sessiz alırsak sıkıntı olmaz. Kendisi e-ticaretle ilgili bir eğitim programı düzenledikten sonra bana kendisi bunun içerisine hukuku nasıl katabiliriz diye sordu. Biz de Ahmet Bey'le görüştük ve e-ticaret hukukunu basit seviyede anlatabileceğimize, en azından katılımcıların ticaretle uğraşırken nelerle karşılaşabileceklerini öğretecek bir program hazırladık. Güzel bir 2 hafta olur veya işte konuşacağımız üzere 1,5 hafta olur. Şimdi başlayalım yavaşça. Derste tabii ki hep başlamadan önce her slaytımızda, her dersten önce kaynakçalardan bahsedeceğiz. Bilimsel atıflardan bahsedeceğiz. Bunları yapmazsak zaten başta bir kere telif hukukunda dolayısıyla sıkıntıya da girmiş oluruz. Ben buradan herkese önereceğim bir kitap var. E-ticaretle uğraşacak olanlar çok temel seviyede neyin ne olacağını bilecekleri bir kitap var. Ferman Kaya'nın E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku'ndaki Uygulamaları diye seçkin yayıncılıkta Ankara basılı kitap. Bu kitap sizlere çok yardımcı olacaktır. Mehmet Hoca'nın, Mehmet Veli Hoca'nın kitabı var. Elektronik Ticaret Hukuku 12 Levha yayınlarında. Mehmet Bey, Mehdi Kaya Hoca'nın bir de İnternet Hukuku diye bir kitabı çıktı geçtiğimiz aylarda. O da tüm internet hukuku dediğimiz ve birçok interdisipliner alanı kapsayan alanda çok güzel bir çalışma. Sesim biraz boğuk geliyor ama ben dedim şöyle yapalım. Mikrofonu kulaklığı çıkartayım. Şu an nasıl geliyor Uğur Bey? Şu an daha iyi mi? Ahmet?
Bir şey değişmiyor, aynı. Aynen. Tamam. Biraz daha sesli konuşayım o zaman. Ekran görüntüsü alabilirsiniz slaytlarda. Buradaki kaynakçalardan yararlanabilirsiniz. Bunlar son derece güzel ve olayı özetleyen kaynaklar. Bizim de slaytlarımızda, ders anlatımlarımıza yararlandığımız kaynaklar. Şimdi e-ticaretin kapsamı. Biz bu eğitim kapsamında, yani e-ticaretin kapsamını bileceğiz ki e-ticaret hukukunun da kapsamını anlayalım. E-ticaret nedir? Nasıl ele alınmalıdır? İşletmelerin iş ve işlemlerini internette veya web tabanlı sistemlere kaydıran ticari faaliyetler elektronik işin içinde yer almaktadır. Yani elektronik iş olarak bakın öncelikle işe. Yani e-ticaretten önce yaptığımız her şeye, elektronik ortamda yapılan işletmelerin elektronik ortamda yaptığı her işe e-iş olarak bakın. Şimdi genel olarak ne demek oluyor e-iş? Tüm iş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi olarak tanımlanabiliyor. Tekrardan bahsedelim. Tüm iş süreçleri, yani siz malı alıyorsunuz, işleme sokuyorsunuz, o işleme soktuğunuz mal sonucu bir ürün ortaya çıkıyor, o ürünün reklamını yapıyorsunuz, pazarlamasını yapıyorsunuz, daha sonra satış aşaması, satış sonrası bakım, bunların hepsi bir e-işe giriyor. E-işin temel prensibi bilginin kurum içinde hızlı bir şekilde de aktarılması aynı zamanda. Yani sürekli e-iş yaptığımız zaman eskiden ne yapıyorduk mesela? Demin neyden bahsettim? Bir süreçten, iş sürecinden bahsettim. Artık bir mal geldiği zaman yukarıdaki patron aşağı inip de mal sayımı yapmıyor. Neden? Artık barkod var. Gelen mal barkodla taranıyor ve otomatik olarak sistem kaydına düşüyor. O sistem kaydından siz stok kontrol yapabiliyorsunuz. Başka bir ildeki veya işte başka bir ilçedeki mağazada bir satış olduğu zaman o satış şimdi bilgisi e şekilde, yani elektronik şekilde sizin sistemlerinize giriyor. Satış yaptığınızı biliyorsunuz. Yani illa kasanın başına durmanız gerekmiyor. Bu da e-işi tanımlıyor aslında. Hızlı bir şekilde e-işin temel prensibini tanımlıyor. Her şeyi hızlı bir şekilde aktarılması kurum içindeki bilgileri. Şimdi e-işin içinde bir de e-ticaret var. Tüm bu süreç içinde e-iş dedik. Bir de e-ticaret var. Şimdi e-ticaret denilince aklımıza e-işe ek olarak bir de şey gelmesi lazım. Business to business terimleri. B2B'ler, B2C'ler, yani business to customer şeklinde özel elektronik alışveriş sistemleri veya işte e-pazar yerleri, değil mi? Hepsi burada.com, n11.com. Ondan sonra e-pazar yerine yemek sepetini katabilir miyiz? Katabiliriz bir kısmında. Çünkü neden? Diğer işletmeler var ve ürünlerini, yemekleri satıyorlar, ürünleri satıyorlar. Tüm bunların hepsi ticari işlemleri kapsıyor. Pazar yerlerinde yapılan işlemler de e-işin içine giriyor. Şimdi e-işle beraber elektronik ortamın gelişmesi sonucunda hiç kuşkusuz hukuk da bu gelişmelere ayak uydurmak zorunda kalıyor. E-ticaret hukuku da birçok hukuk alanından oluşuyor, demin de bahsettiğim gibi. Birçok mevzuat açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bu e-ticaretin en önemli unsurlarından biri de budur. Aklınıza mesela şöyle söyleyeyim. Ceza deyince aklınıza ne geliyor? Türk Ceza Kanunu geliyor. Ceza Mahkemesi Kanunu geliyor. İşte bunun yönetmelikleri geliyor. İnfaz Kanunu geliyor. E-ticaret deyince de e-ticaret kanunu diye halihazırda e-ticaret kanunu diyebileceğimiz bir kanun İnternet e-ticaret kanunu deyince aklınıza birden çok kanun gelmesi lazım. Bu da e-ticaret hukukunun aslında interdisipliner bir alan olmasından kaynaklı. Bu hangi hukuk dallarının gelmesi gerektiği aklınıza, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi e-ticaretin getirdiği en önemli fonksiyonlardan biri nedir? Gelişmelerden biri. Artık coğrafi sınırlar ortadan kalktı. Zaman engeli ortadan kalktı. 7/24 e-ticaretten yararlanabiliyorsunuz. Bunlar klasik ticaret. Şimdi klasik ticaretten farklarından bahsettiğimiz üzere şimdi bir de klasik ticarette kullandığımız, yaptığımız işlerin e-ticaret kapsamında olması var. Nasıl mesela? Mal veya hizmet ticareti. Normal klasik ticarette de biz mal veya hizmet ticareti yapabiliyoruz. E-ticaret kapsamında aklınıza mesela ne geliyor mal ve hizmet ticaretinde? Cevaplayabilecek olan var mı? Veya örnekleyebilecek? Mesela ben bir örnek atayım işte.
İnternetten otel rezervasyonu. Bu bir e-ticaret, öyle değil mi? Yazıyor arkadaşlarımız. Evet hocam, e-ticaret. Peki bunlarda mesela biz iade işlemlerini falan yaparken böyle tüketici koruma kanunlarından herhangi bir madde var mı bununla alakalı? Var. Tüketiciyi koruma kanunu da var. Tüketicinin koruması hakkında kanunu da var Batuhan Bey. Batuhan Bey, konuştuğunuz için sizi tanıyalım bir bu arada. Batuhan Otlu ben. E-ticaretle ilgilenmeye başladım. İlgi alanlarımda dijital reklam pazarlama da vardı. Bu hem dijital reklam pazarlama hem de ticaret üzerine kariyer hedeflerim var. Bu eğitimi Instagram üzerinden ve web sitesinden buldum. Bu şekilde sizlerleyim. Böyle hukuk dersinin falan olacağını bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Aktardığınız bilgiler için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha henüz fazla bir şey aktaramadım ama bu arada şu an bizzat fiili olarak e-ticaret yapıyor musunuz? Başlama aşamasındayız hocam. Anladım. Hayırlı olsun Evet. o zaman. Sağ Burada olun, teşekkürler. verdiğiniz bilgilerde kullanırsınız. İnşallah. Pelin Hanım alım satım gibi, alışveriş gibi demiş. Doğru ama bu alım satım çok genel oluyor ama doğru. Yani mal ve hizmet sonuçta alım ve satımını yapıyoruz. Uğur Umar Bey demiş ki internet sitelerine yaptığımız alışverişler olabilir. Doğru. Ama ben sektör olaraktan düşünmenizi istedim. Yani şöyle, turizm sektöründe yapabiliyorsunuz. Bankacılık hizmetleri değil mi? Kredi alabiliyorsunuz, kredi çekebiliyorsunuz bankacılık sistemlerinden. Sonra sağlık sistemleri ile alakalı e-ticaret kapsamında hizmet alabiliyor musunuz? Düşünelim. Şöyle yapabiliriz. Sağlık sigortası alabiliyoruz. O da belki sağlık sektörüne girer. Kitapları, şimdi 7 tane deneme, bir de işte soru bankası, Kimden toplumda geçecek acaba? ayrı ayrı setler ama 450. Sizde şey, muhut yapabiliyorum değil mi herkese? Aymış abi söyledi, hiç kaçırma al dedi. Deha yayınladı. Deha çizgi yayınladı. Pardon. Alalım. Kredi kartını alabiliyorsan. Herkese muhut. Al yalnız önce bu sen. Evet. Böyle ufak online kazalar olabilir bizde. Mesela eğitim olaraktan, bu eğitim paralı olsaydı siz e-ticaret kapsamında bu eğitimi satın almış olacaktınız. Veya işte Udemy'den aldığınız eğitimler, satın aldığınız eğitimler e-ticaret kapsamında mal ve hizmet satın alıyorsunuz. Ulaştırma kapsamında bahsettik, otobüs bileti. Aslında Türkiye, belki de tarihçesine bakmadım ama internetten ilk benim satın aldığım şeylerden biri otobüs biletiydi. Ulaştırma anlamında ilk kullandığımız yerlerden biri, ilk sektörlerden biri. Bu arada çetede bakayım. Tamam. Siz el kaldın ama bazen ben elleri göremiyorum. Çünkü slide yansıdığı için her zaman kontrol edemiyorum. Bir de üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, tanıtımı, reklam verme, sipariş verme, sözleşme yapma, fon transferleri, işte son günlerde çok popüler olan Bitcoin gibi açık arttırmalar, e-imza ile yapılan işler, ortak tasarım geliştirmeleri, işte web site hazırlamalar, gerçi bu biraz hizmet sektörüne giriyor. Bunlar da e-ticaretin kapsamına giriyor. Bu örnekleri genişletebiliriz. İşte bu örnekleri biz bileceğiz ki e-ticaret kapsamına hangi sektörler girecek ki biz o sektörler hakkındaki kanunlar ile e-ticaret hukuku anlamında interdisipliner bir hukuk dalı olan e-ticaret hukukunu yorumlayabilelim. Ve kurallarını hangi kitapta, hangi hukuk sayfalarında arayacağımızı bilelim. Şimdi hangi kitap sayfalarını arayacağımızı bilelim dedim ya, işte hangi kanunlara bakacağımızı da bilmemiz lazım. Şimdi bizim en temel kanunlarımızdan birisi Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı. Daha sonrasında Türk Ticaret Kanunu. 67-69 Sınai Mülkiyet Kanunu. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. Elektronik İmza Kanunu. Son yılların Moda Kanunu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. 6502 sayılı kanun. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun. Bu kanun çok detaylı bir kanun değil. Ama belli başlı şeyleri düzenliyor. Demin size sormuştum kanunu var mı? Evet var. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun var ama tüm aradığımız soruların cevabı bu kanunda yok. Bu kanun çok daha basit.
bir nevi tanımları düzenleyen, tüketicinin korunması hakkındaki kanundaki bazı hükümleri de içeren bir kanun. Ondan dolayı e-ticaret hukukunun tek kanunu bu diyemeyiz. Ondan sonra elektronik haberleşme kanunu var. Bir de 56-51 internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun. Ahmet hocamız da anlatacak. Hani bu içerik kaldırma, sayfa kapatma gibi hususların nasıl, hangi düzende yapıldığını içeren bir kanundur kendisi. Bu kanuna göre biz içerik kaldırabiliyoruz veya erişim kısıtlamasını bu kanundaki hükümler yoluyla yapabiliyoruz. Biz bu kanunları derslerimize kullanacağız. Geri geldiğinde hangi kanunla içerdiğinde ne bahsederiz. Sıkıntı yok. Yani siz bu kanunların hepsinin neyi düzenlediğini bilmenize de gerek yok. Ama genel anlamda bu derste ve bu eğitim kapsamında size temel olarak oturtmak istediğim birinci düşünce e-ticaret hukuku birden çok kanunu ilgilendiren bir alan. Evet. Dersin konularından da bahsedecek olacak. Temel hukuki kavramlar olacak. E-ticaret hukuku ilişkisi, hukuk ilişkisi olacak. E-ticaret hukuku kapsamında anlatılması gerekenlerden. İşte e-ticaret modelleri, ödeme sistemleri ve güvenlik. E-ticarette tüketici hukuku, e-ticaret ve haksız rekabet, kişisel verilerin korunması ve e-ticaret. Biz burada yansıtılan konuların yaklaşık %80'ine falan gireceğiz. Zamanımız yeterse de diğer bahsedemediğimiz konulara gireriz. Bir de şöyle bir şey var. Aslında e-ticaret hukuku başka bir ana hukukun da altında. Yani şöyle söyleyeyim, bilişim hukuku diye bir hukuk alanı var. Ve bilişim hukuku alanında e-ticaret hukuku da kendisine bir yol bulmuştu. Bu bilişim hukukunun altında başka hangi hukuk dalları var derseniz, mesela yapay zeka hukuku, işte blockchain hukuku, onun haricinde bilişim suçları hukuku diye çok dallı ve çok geniş bir bilişim hukuku alanı var. Meslektaşıma da bilişim hukukuyla alakalı geçen aylarda katıldığım bir eğitimi önerebilirim daha sonrasında. Faydalı da olacaktır ona. Ama genel anlamda biz bilişim hukuku değil, e-ticaret hukuku alanına yoğunlaşacağız. Şimdi e-ticaret nedir? Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunda bazı kavramları tanımladığından bahsetmiştik. Bu kanuna göre diyor ki fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, aklınız olsun, fiziki olarak karşı karşıya gelmeyeceğiz. Elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi, iktisadi ve ticari her türlü faaliyet e-ticarettir. Şimdi bu tanım son derece yoruma açık ve geniş. Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin ne demek? Çevrim içi, iktisadi ve ticari her türlü faaliyet ne demek diye. Bize yardımcı olacak başka tanımlar da var. Sırf kanunlarda değil. Mesela OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün verdiği bir tanım da var. Şimdi bu tanıma göre, OECD'nin verdiği tanıma göre diyor ki ticaret öncesi firmaların ve bireylerin elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırmalar yürütmesi. Yani buradan neyi anlayabiliyoruz? Pratik olarak dökersek. Reklamlar. Hani siz bir teklif gönderiyorsunuz veya internet sitenizde bir ürün koyuyorsunuz. Oraya koyduğunuz ürün ne? Bir bireyin veya işte firmaların ticaret öncesi elektronik ortamda bilgileniyor. Bir kalem mi alacak sipariş verecek bir tüketici? Siz kalemin görselini koyuyorsunuz. Fiyatını koyuyorsunuz. Kalemin renginden, fiziksel özelliklerinden bahsediyorsunuz. Ne oluyor? Ticaret öncesi bilgilendirme aşaması ve araştırma aşaması tamamlanmış oluyor. Daha sonra elektronik ortamda buluşma aşaması geliyor. Yani firmaların ve bireylerin elektronik ortamda buluşmasından ne kastediyoruz? Siz oraya sepete eklediğiniz zaman artık satıcıyla bir buluşma sağlamış oluyorsunuz. Ödeme sürecinin yerine getirilmesi demiş. Daha sonra siz bu sepeti aldıktan sonra ödeme yapıyorsunuz ve artık bir sözleşmeyi doğurmuş oluyorsunuz. Ne sözleşmesi? Elektronik ticaret sözleşmesi. Daha çok bu da hukuki tanım olacak şekilde mesafeli satış sözleşmesini yerine getirmiş oluyorsunuz. Artık mesafeli satış sözleşmesinin taraflara sağladığı yükümlülükleri veya işte borçları, edimleri yerine getirmek durumunda oluyorsunuz. Bu arada süremi de açmamaya çalışayım. 33. Evet, biraz açacağız bunu herhalde. Ve
Daha sonra yükümlülükler yerine getiriyorum. Mesela ne yükümlülüğü? Satıcı ürünü kargoya vermekle yükümlü. Yani teslim etmekle yükümlü. Alıcı ne yapmakla yükümlü? Ürünün fiyatını vermekle yükümlü. Bakın hep süreçlerin içinde hukuk var. Bu süreçlerin hepsinin içinde e-ticaret hukukuna göre süreçler var. Bilgilendirmeyi doğru yapmalısınız. Tüketiciyi yanıltmamalısınız. Elektronik ortamda buluşurken belli başlı kurallarımız var. Tüketici her zaman sepete koyduğu üründen vazgeçebilir. Her zaman bir geri adıma gidebilir. Yani geri sekmesini bazen internet sitesinde koyuyorlar. Alışveriş yaptığınız yerlerde, pazar yerlerinde. Onlar keyfiyen konulmuş tercihlerden değildir. Kanunen konulması gereken bir şeydir. Yani ödeme aşamasından sonra geriye gelmek. Yani son tuşa basana kadar her zaman vazgeçmeniz hukukun koyduğu bir kurardır. Yükümlülükleri yerine getirmek. Bu da hukuku ilgilendiren bir kural. Teslim. Teslim ne açıdan önemli? Ayıbın geçmesinde. Yani siz bir ürün alıyorsunuz. Yolda gelene kadar o ürün belki olgunlaşıyor. Yani meyve sebze satın alıyorsunuz. Meyve olgunlaşıyor, büyüyor, çoğalıyor. Yarar kime geçecek? Veya işte ürün zarar görüyor. Zarardan kim sorumlu? Hukuk var bunun içinde. Satış sonrası bakım. Yine hukuk var. Destek hizmetleri. İşte garanti süresinin kapsamı bazı ürünlerde 2 yıl. Burada da hukuk var. Hukuk düzenliyor bunu arkadaşlar. Şimdi e-ticarete hukuk ilişkisi bir soru var. Batuhan Bey, iade kısımlarına geleceğiz. Tüketici hukuku kısmında size bugün attığım ders programı içerisinde son günlerde var. Estağfurullah. İade kısımları da önemli. Tüketicinin nasıl bir iade kısmı var? Mesafeli satış sözleşmesi yaptığınızda nasıl bir hakka sahip tüketici? Onu bileceksiniz. Bizim kanunumuz satıcının sorumluluklarından ziyade tüketicinin haklarını saymış. Dolayısıyla siz tüketicinin haklarını bilirseniz kendi sorumluluğunuzla, satıcı olarak sorumluluğunuzla bileceksiniz. Öyle bir düzen çerçevesinde dersimizi işleyeceğiz. Şimdi geleneksel ticaret, e-ticaretin farklarından bahsetmiştik. Bilgi, yani enformasyon da diyebiliriz buna. Şimdi e-ticaretle geleneksel ticaretin arasındaki en büyük fark bilgi arkadaşlar. Bilgiye biz daha kolay ulaşabiliyoruz artık. Nasıl daha kolay ulaşabiliyoruz? Artık veri sistemleriyle beraber düzenli bir bilgi akışı sürekli bize geliyor. Nasıl geliyor bu bilgi akışı? İşte biz artık müşterilerimizi profilleyebiliyoruz. Zannedersem bunun eğitimlerini de almış olmanız lazım. Müşteri profilleme. İşte ürünü müşteriye göre nasıl tanıtacaksınız? Bir cep telefonunu 50 yaşındaki bir insanla 25 yaşındaki bir genç telefon seçimi yaparken hangi özellikleri neye göre baktığını artık biz internet üzerindeki aramalarıyla ortaya çıkarabiliyoruz. Bu bilgidir. Yine veridir. İlişki dedik. İlişki nasıl farklıdır? Artık fizikken karşı karşıya gelmiyoruz. Dolayısıyla bunun getirdiği riskler de var ve bu riskleri de biz hukuk yoluyla çözümleyebiliyoruz. Ulaşılabilirlik 7/24 artık dükkanlarımız çalışıyor. E-ticaret dükkanlarımız çalışıyor. Kapalı değil. Geleneksel ticaret, e-ticaretin en büyük farklarından biri. Hedefleme tekrardan bahsediyorum. Ürün hedeflemesi. Müşteri hedefliyorsunuz. Müşteri profilliyorsunuz. Yapılan bir araştırmalarda yapay zekalar sayesinde arkadaşlar 70 beğeniden sonra yani Instagram'larınız bu arada işte açık oluyor. Büyük şirketler Facebook, Instagram, işte Twitter sizin beğenilerinizi inceliyor. Burada algoritmalar devreye giriyor. Bu algoritmalardan, yapay zekalardan şu an halihazırda yapay zekalar tekrardan bahsediyorum. 70 beğeniden sonra sizi arkadaşınızdan daha iyi tanıyor. 150 beğeniden sonra babanızdan, annenizden daha iyi tanıyor. 300 beğeniden sonra 300 beğeniden sonrasında ise sizden daha iyi tanıyan bir yapay zeka var. Şimdi bu yapay zekalar da bilişim hukuku alanına giriyor. Aslında e-ticaretin farklı bir alanı değil de e-ticaretin çatı hukuku olan bilişim hukukunda bir yapay zeka hukuku var. Onu ilgilendiriyor. Belki bir gün Emre Hoca da diğer grubu da dedik yani Emre hocamızdan bekliyoruz. Yapay zeka konusunda çok bilgili, çok söz sahibi olan hocalarla tanıştım geçtiğimiz aylarda. Onlarla beraber belki bir eğitimi düzenleriz. Belki bize de o zaman orada söz hakkı düşer yapay zeka hakkında. Doktrine göre var. Doktrin dediğimizde arkadaşlar profesörlerden, hukuk hocalarından oluşan veya sırf profesör değil bu işe yıllarını vermiş avukatların da
hakkını yememek lazım. Onların da yazdığı işte dilekçelerden, yani Yargıtay kararların sonucu hocaların da önüne düşen dosyalardan ortaya çıkan bir görüş diyelim. E-ticaretle hukuk ilişkisinde diyor ki doktrin, pazar yerini sanal ortamdan sanal ortama taşımış, nesnel ortamdan sanal ortama taşımış, alım satım ve bunlara bağlı işlemleri hızlandırmış, yaygınlaştırmış, ekonomik işleyiş yoğunluğunu arttırmış, piyasaya açıklık kazandırmış, rekabeti arttırmış bir ortamdır demiş e-ticareti. Fiyatlandırma anlamında da e-ticaret hukuku önemlidir. Mesela fiyatlandırma anlamında siz internete bir fiyat koyduğunuzda bunu değiştirebiliyorsunuz. Ama bu ne kadar yasal? İşte bir normal fiyatlandırma var. Müzayedeye çıkabiliyor musunuz e-ticarette? Bir borsa oluşturabiliyor musunuz? Kataloglandırabiliyor musunuz ücretlerinizi, ürünlerinizi? Bunların hepsi de e-ticaret hukukuyla doğrudan ilişkili arkadaşlar. Burada çok üzerine durmak istemiyorum ama tüm bu imkanlar sunulurken işte bu hukuklara da, rekabet hukukuna, kişisel verilerin koruması hukukuna hepsini dikkate alacağız. E-ticaret hukuk ilişkisi dediğimizde. Şimdi arkadaşlar, bilginin stratejik bir konumu var. Dedik ya, veri, e-ticaretin geleneksel ticaretten farkı. Veri ve veriyle beraber bilgi. Big data dediğimiz bir olay var. Chat'ten bir şey geliyor. Ses gitti sizde. Sesim geliyor mu Ahmet Hocam? Geliyor ki harekete geçtiniz. Geliyor, evet. Anladım. Böyle bir şey yapalım. Ben bir stop şey diyeyim. Bilgi. Şimdi sizler e-ticaret ile uğraşanlar olaraktan öncelikle bilgi toplamanız lazım. Kimleri hakkında? Müşterileriniz hakkında. Artık ürünleri zaten siz biliyorsunuz. Ürünler sizin ürününüz. Ama satacağınız kişiler, müşterileriniz sizin için çok önem arz ediyor. Müşterilerinizin saç rengi, yaşı, işte sattığınız ürünle alakalı olaraktan müşterinizin sağ elini mi kullanıyor, sol elini mi kullanıyor? Bunlar çok önemli. İşte mesela çocuğa yenilik bir ürün satacaksanız çocukların davranış biçimleri, ses sorumsuz demiş. Davranış biçimleri, işte gençseniz sizin satın alma alışkanlıklarınız, hoşlandığınız işte karşı cinsin özellikleri, dinlediğiniz müzik, bunların hepsi para. Yani bilgi ekonomisi diyoruz ya. Yetişkinken hayalini kurduğunuz iş bile, hayalinizi kurduğunuz iş bile aslında para. Nasıl mesela para? Reklamlar, size mesela iş ilanlarının olduğu bir site var değil mi? Birden çok site var da işte, birçoğu meşhur. Bunlar, bu sizin iş hayallerinizi alıyor ve firmalara satıyor. Böyle bir gelir yaratıyorlar. Hayal yani. Bir iş hayaliniz var. İşte ben bugün çok çok büyük şirketlere çalışmak istiyorum ve oraların iş ilanlarını kovalıyorum. Düşünün. Ve karşı tarafta sektörde, yani sektörün öbür tarafı da çalışacak kişileri ararken bu aradaki firmaları kullanıyor. Pazar yerleri diyelim. Pazar yerlerini kullanıyor. Paraya dönüştürüyor kısacası. Hayalimizi bile paraya dönüştürüyor. İşte bilginin başrol oynadığı bu ekonomik düzende hukuk alanları da her zaman bir adım geriden takip ediyor ne yazık ki. Ama bunun tabii belli başlı avantajları da var. Katı kurallar koyarsak biz hukukçular olaraktan, kanun koyucu, meclis, katı kurallar koyarsak kırılırız. Gelişemeyiz. Evrim geçiremeyiz. Bir adım belki geriden takip etmek daha iyi. Gelişmeleri, süreçleri göz önüne alaraktan, piyasadaki aksayan yönleri dikkat ederekten bir adım geriden gelerek hukuk kurallarını koymak daha esnek. Her şeyi kurala bağlamadan, bakalım sektör nasıl gidiyor? Yani regülasyonu sert yapmadan, hukuki terimi budur, regülasyon yapmadan, yani büyük katı regülasyonlar yapmadan bu alanı yürütmemiz lazım. Türkiye'de arkadaşlar, yavaştan Türkiye'de e-ticaret ve hukuk bir boyutuna geçelim. Türkiye'de yaklaşık olarak 191.600 e-ticaret sitesi var. Yani rakibiniz yaklaşık olarak 200.000 e-ticaret sitesi. Bunları Adbis'ten bakabilirsiniz. Google'a Adbis yazın. Burada kayıtlı tüm e-ticaret siteleri gözüküyor. Zaten e-ticaret sitesi olaraktan buraya da kayıt olmak zorundasınız.
Ülkemizde en büyük ilk 100 e-ticaret sitesi e-ticaret pazar alanının %80'ini kaplıyor. Yani e-ticaret pazar yerlerini düşünün. Ve hepsi burada gitti gidiyor. N11, Yemek Sepeti, Getir, Moripo, ondan sonra benim aklıma gelenler bunlar. Bunların işte ilk 100 tanesi pazar alanının %80'ini kapsıyor arkadaşlar. Ben burada Adbis'e bakalım demişim ama siz lütfen girin. Adbis yazarsanız şirket sorgulamadan çıkıyor. Hatta şöyle yapalım. Bir saniyenizi alayım. Size bir şey göstereceğim. Bu siteleri kaydedin. Bilgisayarınız açıldığında bence bu siteler de çıksın. Bende var. Şu an bir share yapalım. Kısaca. Mesela bu Ticaret Bakanlığı'nın bir alt sitesi. e-ticaret.go.tr. Bilmiyorum bu siteyi biliyor muydunuz? Mesela 2020 yılının e-ticaret verileri açıklanmış. Şimdi bizim işimiz yok. Site sorgula var. Şimdi biz buraya site sorgula dediğimizde işin güzel tarafı rakiplerinizi görebiliyorsunuz ama mesela haritadan rakiplerinizi bölge bölge ayırabiliyorsunuz ama dediğim gibi e-ticaret artık bölge bölge ayrılmasına gerek yok. Yani Ankara'da kaç tane e-ticaret firması var? Kaç tane varmış mesela? 175 çarpı burada 10 var. 2000'e yakın bir site kayıtlamış Ankara'da. Ama önemi yok. Daha biz Çin'deki e-ticaret siteleriyle yarışıyoruz. Alibaba ile yarışıyoruz. Ondan dolayı hani bölge bölge olması önemli değil. Arkadaşlar bakın bu 10 sayfa ve artmış da bu arada e-ticaret siteleri. 2116 sayfa site var. Mesela burada siz de e-ticaret sitesi kurduğunuz zaman buraya eklenecek. Aradan bir sayfaya basayım mesela. İşletme ünvanı. İşte Özge Bozkurt, Özgem Ticaret diye Kaya Telekom .net diye bir site koymuş. Tabii doğrulanmamış. Infosu verilmemiş. Veya çiçek satış. Bunlar Adbis'te işte doğrulanma olayları var. Sizler de sitenizi doğrulayarak, onaylayarak tüketiciler açısından güvenli bir site kurmuş olabilirsiniz. Mesela hurma sitesi varmış. hurmadiyar.com hurma.com buradan direkt siteye gidemiyorum. Site doğrulanmamış dediğim için. Gibi. Sizler de e-ticaret sitesi kurunca buradan siteniz gözükecek. Hemen Ahmet Hocam 5 dakikaya bitiriyorum. Hatta birazdan da bitiriyorum. Boyut bu arkadaşlar. 200 bine yakın rakibimiz var. Ama bu rakiplerin kaçı faal, kaçı şey demin gördük. Yani ilk 100 tanesi pazarın %80'ini kaplıyor. E-ticaret hukukunda bazı sözleşmeler var. Mesela uzaktan satış mesafeli sözleşmeleri var. Bunları göreceğiz. Ben bir yavaştan da geçeyim. İşte bu kanunu da gördük. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve yönetmeliklerini ben göreceğiz önümüzdeki derslerde. Bu dersimiz giriş dersi niteliğinde olsun. Bazı kavramlar var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Sonra sözü Ahmet Hoca'ya vereceğim. Pazarlama tanımı da 4 P var. Product, Price, Place, Promotion. Bu kavramlar hukuk anlamında da bizi şey yapıyor. Yani ne demek oluyor? Ürün, fiyat, dağıtım yeri yani yer ve tutundurma faaliyetleri. Bunların hepsi hukukla doğrudan doğruya ilişkili süreçler. Mal, hizmet, fiyat, tutundurma. Tekrardan buraya yazdım. Hukuk da bunların hepsinin tanımını veriyor. Mesela tüketicinin korunması kanununun 3. maddesinde diyor ki mal ne demek demiş. Tüketicinin korunması kanununa göre mal alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü benzeri her türlü gayri maddi mallar. Buyurun. El kaldırdınız Emine Hanım. Bir şey mi söyleyecektiniz Emine Hanım? Yok, tamam. Hizmet. Yine bu kanunda belirtilmiş. Bunların hepsini biz uzun uzun açıklayacağız. Ama gene söyleyeyim ben size. Hizmette de bir ücret veya menfaat karşılığında, bakın bu şeyler önemli. Bir ücret veya menfaat olacak. Karşılığında yapılacak bir mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemi. Çünkü biz mal sağlarsak artık bu mal satışına girer.
mal satışı dışındaki her türlü hizmeti oluşturan tüketici işlemlerine hizmet diyoruz biz. Elle tutulamayan, saklanamayan, saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olacak, yönetilebilecek veya organize edilebilecek hizmettir. Mesela turizm, haberleşme veya danışmanlık faaliyetleri gibi. Fiyat, internet üzerinden artık alacağımız mal ve hizmetleri, maldan ve hizmetin tanımını verdik kanuna göre, hizmetler karşılığında ödenmesi gereken nitelik ve nicelik olaraktan bazı fiyatlar var, yani nitelikler vardır. İşte bu fiyat olabilir, fiyat nasıl olabilir, Türk lirası olabilir, dolar olabilir, bir fiyatı vardır o hizmeti satın almanız için. Bu durumda zaten reklam faaliyetlerini kapsar ve reklam hukukuna zaten detaylarını göreceğiz. Chat'ten bir şey vardı, göremedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben sunumumu bitirdim. Şimdi bu giriş dersi, çok basit bir ders. Ahmet Hoca yavaştan biraz daha konuya girecek şimdi. 5 dakika ara verelim mi Ahmet Hoca? Ya isterseniz iyi olur yani. 5 dakika ara verelim. Yine 50 dakikada çıktım. Uzamadı çok. Kısa kesmeye çalıştım. Sorusu olan varsa da çete yazabilir bu sırada. Cevap verebiliriz. Şimdi 21.55'te görüşmek üzere. Evet.
Merhaba arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Hem herhalde 10.25'te, 10.30 gibi bitirmemiz gerekiyor. Uzatmamış oluruz. Bir an önce bitiririz. Sizin de değerli zamanlarınızı almamış oluruz. Erkin hocamız girişi yaptı. Genel hatlarıyla konudan ve neler anlatacaklarımızdan bahsetti. Bugün de Erkin hocamızın dediği gibi e-ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunla başlıyoruz. İsterseniz paylaşım için açayım. E-ticaretin hukuki düzenlenmesi başlığı altında işleyeceğiz. Bugünkü anlatımımızda e-ticaret hukukunun kanun olarak düzenlenişi hakkında bilgi vereceğiz. Tabii bu konu, yani e-ticaret son zamanlarda popüler olmaya başladı. Bu pandemi süreci de buna ön ayak oldu diyebiliriz. Hukuk düzeni de buna sessiz kalmamıştır arkadaşlar ve belirli düzenlemeler yürürlüğe koymuştur. Meslektaşım Erkin giriş yaptı dediğim gibi. Biz de e-ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanundan bahsedeceğiz. Ve bu kanunun hangi durumları düzenlediği hakkında da bilgi vereceğiz. Bu dersler genel anlamda bir teori dersi olduğu için biraz sıkıcı gelebilir. Ama elimden geldiğince örneklerle konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım. Aslında tüm bu anlattıklarımız borçlar hukuku, bizim hukuk fakültesinde gördüğümüz borçlar hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku ile alakalı olacak. Bu dersleri size anlatmak, ayrı ayrı anlatmak, konudan sapmamız anlamına geleceğinden ve çok uzun zaman alacağından, yani hukuk fakültesinde yaklaşık birer yıllık konular bunlar. O yüzden gerekli yerlerde gerektiği kadar bahsetmek bu durumun üstesinden daha gelinebilir şekilde geçeceğiz. İsterseniz sözü fazla uzatmayalım, başlayalım bir an önce. E-ticaret, elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girerek e-ticaret hukukunu kamu hukuku yönünden düzenlemiştir. Aslında e-ticaret, elektronik ticaretle ilgili tüm konuları düzenlenmesi düşünülmekteydi bunun başlangıçta. Ancak düzenlenmemiş olması, yani tüm konuları baştan aşağı ele almamış olması mantıklı olmuştur ve hukuk tekniğine de uygun bir tercih olmuştur. Mesela örnek vermek gerekirse kanunun taslak halinde tüketici kanununda düzenlenmiş olan ayıp, işte cayma hakkı gibi hükümlere de yer verilmesi düşünülmekteydi. Fakat bu daha sonra taslak halinden kanunlaşan metne geldiğinde bunlar düzenlenmemiştir. Bu düzenlenmemesi de gereksiz tekrardan kaçınma bakımından olumlu olmuştur. Karışıklığın da önüne geçmiştir. Yürürlükte olan düzenlemelerde bile örneğin ayıplı mal ve hizmet söz konusu olduğunda borçlar kanunu, ticaret kanunu ve tüketici kanununda düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelerin birbirinin tekrarı olmamasına rağmen uygulayıcılar bakımından karışıklık oluşturuyor. O yüzden gerekli kanunlarda, yani tüketicinin korunması kanununda düzenlenmiş işte ayıp, cayma hakkı gibi konuların tekrardan düzenlenmemiş olması faydalı bulunmuştur. Peki bu kanunda ne düzenlenmiş? Bunun için kanunun kapsam maddesine bakmak gerekir. Kanunun kapsamında birinci maddesi düzenlemekte. Okuduğumuzda madde 1, bu kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar diyor yani. Kısaca belirtmek gerekirse de elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun elektronik ticarette bilgi verme yükümlülüğünü düzenliyor. Yani başlı başına iki tane şeyi düzenliyor. Bir, bilgi verme yükümlülüğü, elektronik ticarette bilgi verme yükümlülüğü. İkinci olarak da ticari ileti konuları hakkında düzenleme yapmış. Ticari ileti de işte o telefonumuza, mailimize gelen reklam amacı taşıyan, bilinirliği arttırma için gönderilen mesajların hangi hallerde gönderilebileceği, kimler nasıl izin alarak gönderileceği veya kimler bu izin almadan muaf olacağı, onlar düzenlenmiş. Yani
bu elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun aslında baktığımızda şirketlerle alakalı. Yani şirketleri ilgilendiriyor ve kamu hukuku yönünden düzenliyor. Yani bunun kurallarına uymazsak idari para cezasına kişileri çarptırıyor. Neden ticari iletişim ve bilgi verme hükmünü düzenlemiştir? Bildiğiniz gibi e-ticarette taraflar birbiriyle yüz yüze değildir. Yani dolayısıyla tüketicinin mal veya hizmete ilişkin önceden bilgisi bulunmamaktadır. Taraflar yüz yüze olmadığı için ve daha önce de hiç karşılaşmadıkları için sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların aralığı güven ortada yoktur. Bir güven ilişkisi sağlanmamıştır. Bu güvenin sağlanması için de her şeyi açık oynamak derler ya. O yüzden bilgi verme yükümlülüğü de düzenlenmiş kanunda. Yani her tüketicilerin güvenli alışveriş tercihi bu alanda bir düzenleme yapmayı zorunlu kılmıştır diyebiliriz. Her şeyi açık oynanacak yani. Satan gerekli bilgileri verecek, alıcı da o bilgileri anlayacak ve onu onaylayacak. Böylece e-ticaret e-ticaret gerçekleşecek. Kanun bunu düzenliyor. Taraflar arasındaki güveni arttırmak için elektronik ortamda elektronik güvenliği, düzeni, şeffaflığı, erişilebilirliği sağlamak gerekmektedir. Diğer kanunlarda da bilgi verme yükümlülüğü yer almaktadır. Yani saydığımız işte mesafeli satış sözleşmesinde mesela bilgi verme yükümlülüğü orada da yer alıyor. Tüketici kanununda düzenlenmiş. Bu durum alıcının ne ile karşılaşacağını önceden öğrenebilmesi ve kiminle muhatap olduğunu bilmesi bakımından önemlidir. Dediğim gibi tüketici hukukunda düzenlenen mesafeli satış sözleşmesinde bilgi verme yükümlülüğü orada da düzenleniyor. Elektronik ticaret kanununda da düzenlenmiş. Burada kanunda, e-ticaret kanununda düzenlenmiş bazı temel kavramlar var. Bu kavramların açıklanması konuyu daha iyi anlayabilmek açısından önemli. Neler düzenlenmiş? Ticari iletişim denmiş. Ticari iletişim alan adları ve elektronik posta adresi dışında mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişim ticari iletişim olarak tanımlanmış. Tanıma bakıldığında alan adları ve elektronik posta adresi elektronik iletişimin dışında tutulmuştur. Yani kazanç sağlayan gerçek kişi veya düzeltici olabilir. Kanun bu bakımdan bir ayrım yapmamıştır. Kişi olarak geçirmiş. Tüzel kişi de olabilir, gerçek kişi de olabilir deniliyor. Ticari iletişim sahibi yapan. Ticari iletişimin özelliği ticari sahiplerle, ticari düşünüşlerle yapılması ve tüketicinin satın almaya yönelik algılarını uyarmasıdır. Bu daha çok ticari iletişim verilen yani gönderilen iletiler bakımından daha önem arz ediyor. Biz başta bütün tanımları veriyoruz, sonra ikisini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Örnek vermek gerekirse ticari iletişimi, ticari iletiler işte pop-up reklamlar, e-ticaret, e-ilanlar, ticari uygulamalar, e-mailler, ticari iletişim yollarıdır diyebiliriz. Ticari elektronik ileti var bir de onun da tanımını yapmış. Ne diyor? Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder deniliyor. Dikkat edildiği üzere 6'da zaten çizdim gibi vasıtalar kanunda geçmektedir. Yani öncesinde sayılan iletişim yöntemleri bir sınırlama değildir. Örnek vermek maksadıyla sayılmıştır. Elektronik hayattaki değişime göre bunlar çeşitlenebilir tabii ki. Kanun böylece çağı yakalamayı amaçlamaktadır. Örneğin sosyal medya iletileri ya da DM dediğimiz direct mesajlar sayılmamıştır burada. Ancak bu hüküme uyduğu ölçüde, bu hüküme uyduğu için sosyal medyadan gönderilen ticari nitelikteki iletiler de ticari elektronik ileti sayılabilir. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ya da tanımlamış kanunumuz. Bunlar önemli. Hani nelere kimlere hizmet sağlayıcı, kimlere hizmet sağlayıcı, kimlere aracı hizmet sağlayıcı denilir. Onu belirlememiz ve buna göre sorumlulukları ayrı oluyor bu kişilerin. Onları belirleyebilmemiz açısından. Peki neymiş hizmet sağlayıcı? Elektronik ticaret faaliyetinde
bulunan gerçek ya da tüzel kişiler hizmet sağlayıcısı olarak adlandırılır. Yani bir e-ticaret satışı olan, yani e-ticaret satışı yapan sitede, yani kendi malınızı sattığınızda, internet sitesinde kendi ürünlerinizi sattığınızda hizmet sağlayıcısı sayılırsınız. Aracı hizmet sağlayıcısı da başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aracı hizmet sağlayıcı olarak adlandırılır. Buna en bilindik örnek e-pazar yerleridir. Bunlar da işte ilk akla gelenler hepsi burada. Trendyol, PTT, AVM. Bunlar aracı hizmet sağlayıcıdır. Bunlar kendi, gerçi hepsi buradanın kendi sattığı ürünler de var ama onlar, o zaman hepsi burada hem hizmet sağlayıcı hem aracı hizmet sağlayıcı oluyor. Bu gibi tüzel kişiler aracı hizmet sağlayıcıdır. Kendi malını satmaz. Sizin sattığınız mala aracılık etmekle görevlidirler. Elektronik ileti alıcısını da tanımlamış kanun. Elektronik iletileri anlatacağız. Dediğimiz gibi iki ana konuyu düzenliyordu bu e-ticaret hakkındaki kanun, elektronik ticaret hakkındaki kanun. Elektronik ileti alıcısı, elektronik iletinin gönderildiği tüketici adayıdır. Bu bağlamda, bu bakımdan tüketici tanımına da çok benzemektedir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tüketici tanımlanmış. Nedir? O ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin tüketici olduğunu kabul etmiştir kanun. Bu da tüketici adayıdır diyor. Yani daha arada tabii elektronik ileti gönderildiği, daha kendini tanıttığı için burada tüketici adaylarına elektronik iletici alıcısı olarak adlandırıyoruz. Ticari iletişime ilişkin esaslar nedir? Ticari iletişime ilişkin esaslar. Biz bunu 3 unsur olarak sıralayabiliriz. Bunlar bilgilendirme, işte bilinir olma ve şeffaflık esaslarıdır. E-ticaret kanununda benimsenen bilgilendirme, bilinir olma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde ticari iletişim yapanların veya buna aracılık edenlerin kimliklerinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Peki bunu nasıl anlarız? İşte hizmet sağlayıcıların internet sitelerine girdiğimizde orada bir bölüm vardır. Yönlendirilmiş mesaj ya da hakkımızda veya iletişim gibi sekmeler var. Burada bu başlıklar altında görebiliriz hizmet sağlayıcısının kimler olduğunu, kimliklerinin ne olduğunu, tüzel kişi mi olup gerçek kişi mi olduklarını, adreslerini, işte vergi dairesi numarasını, başka birçok bilgi var. Buraya girip bakabiliriz. Ticaret ünvanı nedir bu bilgiler? Yani mesela ticaret ünvanı, adres, telefon, dediğim gibi vergi no, mersis no gibi bilgiler. Bilgilerin girme, bilinir olma ve şeffaflık temel esaslarının sağlanmasına aracılık eder. E-ticaret satıcılarının sağladığı bu belirlenebilirlik ileride olması muhtemel ticari ilişkiye duyulan güveni de olumlu olarak etkileyecektir. Amiyane tabirle ne diyor bilirsiz kişilerle kimse ilişkide bulunmak istemez. Bunun olmamasını sağlıyor bu bilgilendirme, bilinir olma ve şeffaflık ilkeleri. Böylece kişi bir ticari ilişkiye girdiğinde ne yapıyor? Daha güven duyarak ilişkiye daha kolay giriyor ve böylece e-ticaret sayısı artıyor. Yapılan hacim artıyor e-ticarette. Aynı doğrultuda bilinir olma ilkesi hediye, promosyon ve kampanyaların kimler tarafından yapıldığının saptanması bakımından da önemlidir. Ona göre işte bu kurallara uymazsa belirli reklam yaparken, işte promosyon yaparken, kampanya yaparken onlara ulaşma ve ceza kesme kamu hukuku bakımından bilinir olmayla alakalı. Bilinmeyen bir kişiye böyle bir kamu gücü uygulanamaz. Hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğünden bahsedelim ilk başta. Yavaş yavaş ilkine başlayalım. O da hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğü. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunda esas olarak bilgi verme yükümlülüğü ve ticari ileti konularının düzenlendiğini zaten en başta söylemiştik. Şimdi bilgi verme yükümlülüğünün kapsamını belirtelim. AB direktiflerinde de yer alan bilgi verme yükümlülüğü aynı şekilde e-ticaret kanunun
Kanunun 3. maddesinde ve e-ticarette hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkındaki yönetmelikte de belirtilmiştir. Bilgi verme yükümlülüğü oldu. O da madde 5'te, yönetmeliğin madde 5. maddesinde. İlk derste de anlatıldı. B2C yani business to customer ticarette sıkça kullanılan ve tüketici kanunda düzenlenen mesafeli sözleşmelerde de önceden bilgi verme yükümlülüğü zaten koyulmuştu. Bunu belirttik. Bu kural zaten yine mesafeli sözleşmeleri anlatırken de ileride anlatılacak. E-ticaret sitelerinde ödemeyi yapmadan önceki aşamada hani o mesafeli satışlar sözleşmesini okudum şıkkı var ya işte o sözleşme oraya ön bilgilendirme zorunluluğundan dolayı koyuluyor. Tabii burada sözleşmenin niteliği önemlidir. Eğer sözleşme yani customer to customer yani iki tüketici arasında yapılıyorsa borçlar kanunu hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Tüketici kanunu yerine. Yani e-ticaret kanunda düzenlenen bilgi verme yükümlülüğü uygulanmaz bunda. Customer to customer alışverişte. Örneğin dolap.com işte letgo gibi sahibinden.com gibi sitelerde almış olduğumuz ikinci el eşyalar tüketiciler arası işlemdir. Burada e-ticaret kanunu söz konusu değildir. Hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğü. Hizmet sağlayıcısını anlatmıştık ne olduğunu işte malı satan kişinin hizmet sağlayıcısı olduğunu belirtmiştik. Şimdi hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğünden bahsedeceğiz. Peki bu bilgi verme yükümlülüğünün kapsamı nedir sorusu aklımıza geliyor. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Kanun maddesine baktığımızda ben burada kanun maddesini direkt aldım, kopyala yapıştır yaptım. Orada görüyoruz ki e-ticaret sözleşmesi kurulmadan önce hizmet sağlayıcı sözleşmenin esasları ile satıcının bilgileri, alınan ürünler, işte iade şekli, ödeme şekli ve benzeri hususlar alıcıya bildirilerek sözleşmenin belirli olmayan unsurlarının ortaya konulması gerekmektedir. Böylece alıcı sözleşme ilişkisine girmeden önce sözleşme sürecini bilecek ve ona ve güven sağlayacaktır, sağlanacaktır. Zaten gördüğünüz gibi işte bilgi verme yükümlülüğü ne diyor? Alıcının tanıtıcı bilgilerini, sözleşme kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, uygulanan işte alternatif çözüm yollarını, veri girişindeki hataları sonradan düzenleyebilme hakkı sağlamasını, ondan sonra bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağı, işte kişisel verilerin saklanıp saklanmayacağı, neye göre saklanıp saklanmayacağı onlar ve bilgi verme yükümlülüğü kapsamı altında. Verilecek bilgilerin neler olduğuna baktığımızda yine tüketici kanununda düzenlenmiş mesafeli sözleşmelerdeki unsurlara benzemektedir. Zaten sürekli bunu tekrar ediyoruz. Zaten eğer taslaktaki durum gerçekleşseydi, kanun taslağındaki durum gerçekleşseydi, yani tüketici kanunundaki birçok maddede tekrardan sayılsaydı bunu daha çok duyacaktınız bizden. Bu benzemektedir diyerek geçiştiriyoruz bu konuyu. Yani e-ticaret kanununda tüketici kanunundakine benzer bir düzenleme vardır diyebiliyoruz. Bu durum doktrinde hukukçular tarafından eleştiriliyor yine. Hiç olmaması gerekiyordu diyor. Yani yapılması gereken diyor tüketici kanununa ve mesafeli sözleşmelerde atıfta bulunmak olabilirdi. Buradaki maddelerin bir benzerini işte mesafeli sözleşmeler konusunu işlerken de göreceğiz. O zaman belki siz de bu eleştirilere hak verirsiniz. Birçok kez tekrara zaten şimdiye kadar bile düştük. Neyse doktrinde boğulmayalım. Devam edelim bilgi verme yükümlülüğü. Türkiye'de yerleşik hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarını bağlar. Nedir bu? Yani bu husus Türkiye sınırları içerisinde uygulanabildiğin yani yerelliğin bir yansımasıdır. Böyle bir yükümlülüğün Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için zorunlu tutulması, yurt dışındaki şirketler içinse böyle bir zorunluluğun olmadığı durumda haksız rekabet oluşabilir mi? Oluşabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda geçen ilk grup oluşabilir demişti. Oluşmaz diyen de olmuştu. Yani sesle katılma sağlayacaklar söyleyebilir. Yani sizce oluşur mu? Yani bir faaliyet, bir bu hüküm sadece Türkiye'deki faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarını bağladığı için yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar bakımından bir haksız rekabet oluşur mu?
oluşursa neden oluşur? Oluşmazsa neden oluşmaz? Var mı katılmak isteyen? Yoksa devam edebiliriz. Yok sanırım. Yok sanırım, evet. Bu durumda yani doktrinde çokça tartışılmış. Bazı hocalar tarafından böyle bir hükümlünün haksız rekabeti yol açacağından dolayı böyle bir bilgi verme hükümlünün olmaması gerektiği savunulmuştur. Bence diğer gruptaki arkadaşlardan bazıları da aynı fikirdeydi. Bence bilgi verme yükümlülüğü yurt içindeki işletmeye, bu bilgi verme yükümlülüğü yurt içindeki işletmeye ağır bir yük yüklememekte, işte sitesinde sadece yer vermesiyle yeterli görünmekte. Zaten mesafeli satışlarda da bu bilgilendirmeye benzer hükümler sözleşmede yer alıyor. Orada vermesi, burada vermesi, orada vermek zorunda. O yüzden çok bir haksız rekabete yol açacağını ben düşünmüyorum şahsen. Ama haksız rekabete yol açacağını düşünenler de var tabii ki. Hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğü, sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğüne devam edelim. Örnek oluşturması açısından işte hizmet sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar yönetmeliğinde ilgili maddeye ekledim. Hangi bilgilerin verilmesi gerektiğinden bahsetmiş daha detaylı olarak yönetmelikte. Kısaca bahsedersek işte hizmet sağlayıcı CEP adresini, elektronik posta adresini, telefon numarasını. Yani hizmet sağlayıcı derken buradaki arkadaşlar bir e-ticaret sitesi kurduğu zaman sitelerinde burada koyması gereken unsurlar var. Ondan önemli burası. Evet. Hizmet sağlayıcı deyince başka bir isim düşünmeyin arkadaşlar. Hizmet sağlayıcı sizsiniz yani. Site, evet. E-ticaret sitede dolaşacak olanlar hizmet sağlayıcı veya işte e-pazar yerlerinde ürün satacak olanlar. Evet. Mesela hepsi burada sizin için ayarlıyor bunları ama siz bir site yapıp satış gerçekleştirecekseniz hizmet sağlayıcısınız. Ona göre dikkatli dinleyin burada. Evet. Ürünü satan kişi hizmet sağlayıcı. Kısaca hani anlaşılabilir açısından ürün, yani mal veya hizmeti sağlayan kişi, hizmet zaten. Mal veya hizmeti sağlayan, satan kişi hizmet sağlayıcısı. Bu kendi sitesindeyse işte bu yönetmelikte yer alan bilgileri paylaşması lazım sitesinin bir yerinde. Onlar ne? CEP adresi işte, elektronik posta adresi, telefon numarası, marka adı, işte Mercedes numarası, nasıl ulaşılabilecekse onunla ilişkin bilgiler, esnafsa işte adı soyadı falan. Bunlar zaten bunu kurduğunuzda işte ya da bir site tasarlattığınızda onlar zaten biliyorlar, tasarlayanlar. Size sorup öğrenirler ve sitede yer verirler buna. Aracı hizmet sağlayıcısının bilgi verme yükümlülüğü. Bunu da aracı hizmet sağlayıcısını da ilk başta bahsettik, ne olduğunu anlattık. E-pazar yerleri aracı hizmet sağlayıcısı oluyor. Yönetmelikte aracı hizmet sağlayıcısının da benzer, hizmet sağlayıcısına benzer bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır deniyor. Ancak aracı hizmet sağlayıcısının hizmet sağlayıcısını denetleme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır diye de ekliyor. Kanaatimce yani aracı hizmet sağlayıcısı kendi hangi ürünler satıyorsa bir pazar yerini onu denetleyemez deniyor. Denetleme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır deniyor. Kanaatimizce bu durum kötü kullanımlara yol açabiliyor. Çünkü biz bir pazar yerinden mal aldığımızda asıl hizmet sağlayıcısını tanımıyoruz ya da bilmiyoruz ya da piyasada bilinen bir şey değil. O pazar yerine güvenerek, onun hizmetine güvenerek alışveriş yapıyoruz. Mesela diyoruz hepsi burada 30 günde iade alıyor. Gayet güzel. İade verirken de hiç sorun yaşamadım. Her zaman ondan alayım diyoruz mesela. Sadece aracı hizmet sağlayıcısına güveniyoruz. Denetleme yükümlülüğü asgari düzeyde de olsa bizce sağlanmalı. Mesela en azından aldatıcı resim kullanmaları denetlenebilir, engellenebilir. Başıma gelen bir olayı anlatayım chat'e bakmadan önce. Başıma gelen bir olayı anlatayım. Trendyol'dan bir kedi maması almıştım örneğin. Satıcı ürün resmi olarak orijinal paketinde bir ürün koymuş ve açıklamalarda da işte bildirmemiş açık mama olduğunu. Bana gelen ürün işte plastik kutu içerisinde bir açık mamaydı.
Tabii iade ettim ama boşuna zaman kaybettim. Daha riskli durumlara yol açmadan hallettim ama bunu işte aracı hizmet sağlayıcısının denetlemesi lazım en azından. Önceden o kişiler, bir kişiler almışsa o adı nedir? Hizmet sağlayıcısından. Onun yorumlarına bakarak o hizmet sağlayıcısını uyarmalı veya gerekiyorsa kapatmalı. Bir daha oradan hizmet sağlanmasının önüne geçmelidir. Yani demek istediğim aslında benim duyduğum güven aracı hizmet sağlayıcısına yönelik. Hizmet sağlayıcısını tanımıyorum. Aracı hizmet sağlayıcısının asgari düzeyde bir denetim sağlansaydı böyle bir olumsuzluk başımıza gelmeyecekti veya sizin de başınıza gelmiş olabilir. Ahmet Başınıza Hocam, gelmiş. bir gösterebilir miyim? Ben siz anlatırken arkada ayarladım. Belki benim e-cost yaparsanız göstereyim görsel olarak. Neyi göstereceksin? O yani aracı hizmet sağlayıcı da hizmet sağlayıcısının unvanı gözüküyor mu gözükmüyor mu? Bir yükümlülük yok ama aslında olduğuna yönelik. Adamın kenarından yaparsam 3 noktadan. Bir saniye. Bu arada burada mısınız? Ses verirseniz seviniriz. Yoksa kendi kendinize mi anlatıyoruz? Tamam. Yap. Evet, şimdi mesela burada ben hepsi buraya girdim arkadaşlar. Kamp masası yazdım. Burada çıkan 3 seçeneği seçtim. Normalde baktığınızda hepsi buradan alıyorsunuz gibi gözüküyor. Lakin baktığınızda hepiniz de biliyorsunuz aslında bir değerlendirme var. Hizmet sağlayıcı, bakın aracı hizmet sağlayıcı. Hepsi burada, hizmet sağlayıcı da satıcı. Burada hem aracı hizmet sağlayıcı hem de doğrudan hizmet sağlayıcı. Hepsi burada nokta. Ancak benzer bir masa. Burada ise Kılıç Aslan Ticaret. Hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı dediğimiz gibi hepsi burada. Şimdi ben Kılıç Aslan Ticaret'e satıcı olarak bastığım zaman hepsi burada.com bana böyle bir ekran çıkartıyor. Kılıç Aslan Ticaret diye. Belki yeri şeydir. Bağcılar'da olabilir. İşte İstoç'ta olabilir. Satıcı hakkında diye bir yer çıkartıyor. Satıcı hakkında diye yere bastığım zaman bakın arkadaşlar firma adı yazıyor. Kayıtlı elektronik posta adresi var. Şehir olarak İstanbul var. İletişim adresi yer almamaktadır. Niye? Böyle bir zorunluluk yok Ahmet Hocam'ın dediği gibi. Benzer bir şey gene bir masa Piknik Dünyası diye Zuhal Tekintaş diye bir şahıs firması satıyor. Nerede? İzmir'de satıyor. Burası da adresini belirtmemiş. Ama mesela biraz daha kurumsal bazı Ama yerler. mesafeli satış sözleşmesinde belirtmesi gerekiyor. Onu zaten o zaman Tabii. anladınız. Tabii Şimdi tabii orada tabii. yazmıyor da Tabii oradan onu da direkt alışveriş yapmasak ben buna yapılmaması. sepete ekle desem işte sepete gitse sepete gitti sepete git desem şu an. Mesela buradaki şeylerden de bahsedeyim. Bu ürünü kaldırma vesaire bunlar da kanuna göre. Daha sonra alışveriş tamamla diyeyim. Devam edeyim. Göstereyim kısaca. Ah, yine giriş isteyecek. Evet, girişimizi yapalım hızlıca. Şimdi alışverişi tamamla diyorum. Zamandan da çalıyorum Ahmet Hocam ama arkadaşlara gösterelim. Bakın, bilgilendirme formu ve satış mesafeli satış sözleşmesi var. Şimdi açıyorum, basıyorum. Burada görmüyorsunuz ama bakın ben bu ürünü aslında Zuhal Tekintaş adlı bir şahıstan alıyorum. Kendisinin adresi bakın açık bir şekilde yazıyor. Ahmet Hocam'ın belirttiği gibi. Yani orada e-ticaret kanununa göre belirtmesi gereken yerde belirtmemiş ama mesafeli satış sözleşmesi de borçlar kanunu hükmü uyarınca ve tüketicinin korunması hakkındaki kanunu uyarınca burada adresini belirtmek zorunda. Telefon numarası belirtilmiş. Biliyorsunuz. Daha sonra benim adresim var. İşte ürünün fiyatı var. Gibi gibi gidiyor. Bunları daha detaylı göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum da. Böldüm dersiniz. Tekrardan size admin yaptım. Paylaşabilirsiniz. Ama bu arada chat'te var. Buradayız. Süper. Konumuza tekrar dönersek, bu güzel oldu. Erkin Hocam arada hemen hazırlamış arkada şeyleri. Güzel oldu anlatmak bakımından. Daha sonra da tekrardan zaten son dersimize uygulama yapacağız zamanımız kalırsa. Konumuza tekrar dönersek bir önceki slayttaki
yönetmelikte şu yönetmelikte yani yönetmelikte alıcıya verilmesi istenen bilgiler asgari düzeyde tutulmuş. Yani bunlar verilmesi gerekiyor demiş. Daha fazla bilgi vermenin de önüne geçmemiş. Daha fazla güven verme açısından da hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcı daha fazla bilgi verebilir. Bu da güveni arttırma bakımından olumludur. Hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcının diğer yükümlülükleri var bir de. Birinci yükümlülüğü bilgi verme yükümlülüğü demiştik. Diğer yükümlülükleri anlatacağımız bilgi verme yükümlülüğünden farklı. Onun bir parçası ama ondan farklı yükümlülükler de vardır. Kaynağını bilgi verme yükümlülüğünden alır dedik. İşlem rehberi tutma yükümlülüğü özellikle bir yükümlülük daha var. Devamında da onu anlatacağım. İşlem rehberi tutma yükümlülüğü e-ticarette hizmet sağlayıcılar veya aracı hizmet sağlayıcılar hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir 7. maddede. Bunları kısaca okuyorum. İlgili yönetmeliğe bakıp zaten ya oraya çıkarttım ben kopyalayıp yapıştırdım. İlgili yönetmeliğe bakıp oradan da takip edebilirsiniz. Zaman açısından hızlı hızlı geçiyorum. Bu yükümlülük kapsamında internet sitesinin ana sayfasında görünebilecek yerinde işte teknik adımları, siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımları, işte bu erişimin işte elektronik ortamda saklanıp saklanabileceği, bu sözleşmenin alıcı daha sonra aynı ortamda erişimi mümkün olup olmayacağı ilişkin bilgiler, elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde ettiği kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları, bunları belirtmesi gerekiyor. Bu da yine bilgi verme yükümlülüğünün altında düzenleniyor. Siparişe ilişkin yükümlülükler. Bu yükümlülükler de yine misafir satış sözleşmesinde de olması gereken esaslardır. Orada yine bahsedeceğiz. Ve esaslar satıştan önce bildirilmeli, ayrıca satıştan sonra da alıcıya gönderilmelidir. Alıcı bunu istediği zaman satış gerçekleşmiş olsa bile inceleyebilmeli, geriye yönelik kendisinde bir belge bulundurmalıdır. Bunlar mesela burada hocam şey var mesela önemli olan ikinci el malların ayrı kategoride eğer siz bir hizmet sağlayıcı olacaksınız onu ayrı belirteceksiniz. İşte kargo ücreti ayrı mı, taşıma ücretleri dahil mi onları ayrı belirteceksiniz. Onlar da burada düzenlenmiş. Evet. Alıcılara elektronik iletişim gönderebilme şartlarına yani artık bilgi verme yükümlülüğünü geçtik. Elektronik ileti gönderebilme şartı ikinci düzenlenen konu olan o şarta geçtik ama hani telefonuma bakıyorum saat 10.30 olmuş. Yarın bunu konuya devam edelim. Böylece bölünmemiş olur. Daha rahat anlayabilirsiniz diyorum. Erkin hocama sözü devrediyorum. Teşekkür ederim. Kapanış yapmasın. Ahmet hocam ben araya çok girdim. Herhalde. Kusura bakmayın öncelikle. Şimdi arkadaşlar yarın bir ara verelim. Planımızda da yoktu. Çarşamba, Perşembe, Cuma yani Perşembe günü de ders koyalım. Önümüzdeki haftanın Cumasını Perşembe gününden işleyelim. Önümüzdeki hafta bayram olacağı için takvimimizi biraz hafifletelim. Dolayısıyla Çarşamba günü görüşürüz. Ahmet Hoca kaldığı yerden devam edecek. Daha sonra Çarşamba, Perşembe, Cuma diye gideceğiz. Yoklama alıyor muydunuz Fahrettin Bey? Yoklamayı bana Emre Hoca bildirmedi ama ben o zaman güzel. Bana şimdi teşekkür ederim. Şuradan toplayalım bakalım. Bir saniye. Şimdi Erkin Hocam kesinleştirelim o zaman. Yarın yapmıyoruz. Perşembe, Perşembe, Cuma yapıyoruz. Yanlış olmasın evet, kişilerle evet. Katılma. Pazartesi, Salı sonrasında. Sonra Pazartesi, Salı. Sonra da bitiriyor. Tamam. Ben buraya... Evet, bu formu arkadaş Burak Bey atmış. Herkes giriyor herhalde. Siz yoklama sayfasına giremiyorsunuz. Adnan Bey. Ben bir de şöyle screenshot alayım. Veya zaten dersiniz kaydediliyor. Yine screenshot'ı alayım. Bir sıkıntı olursa en azından onu kullanırız. Evet. Pardon sizi bekletiyorum bir saniye.
Sayfayı kaydettim. Sayfayı da bu ders için bir sorusu olan varsa yazabilir aşağıya. Ben ekran görüntüsünü daha aldım. Sıkıntısı olan varsa yani gidip yoklama veremedilerse şey yapabilirler. Ben teşekkür ediyorum. Evet Cami, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde yapacağız. Ondan sonraki haftada pazartesi, salı yaparız. Bayram ve Arife gününde herkes rahat rahat ailesiyle vakit geçirebilir diye düşündük. Teşekkür ediyorum. Toplantıyı sonlandırıyorum.